çocuğun hesabı sorulacak. Ölenler dövüşerek öldüler. Güneşe gömüldüler. Gazi'den Gezi'ye, Suruç'tan Kobani'ye, tarihimizin son 30 yıllık en önemli kesitlerinde yapıcılık üstlenmiş, bu tarihi yaratmış ve bu yolda ölümsüzleşmişlerle dolu bir mezarlık, Gazi Mezarlığı. Ve biz de bugün 20 Temmuz günü Suruç şehitlerini anmak için buradayız. Onlar ne için yola çıkmıştı, onlar ne yapmak istiyordu, bunları konuştuğumuzda, bunların üzerine düşündüğümüzde her zaman şu gerçeği görüyoruz. Onlar burada bahsettiğimiz bu tarihsel anlarda görevini yerine getirenlerden, Gazi'de dövüşenlerden, Gezi'de dövüşenlerden, kampanyanın adında olduğu gibi beraber savunduk kısmını bir gerçeğe, bir pratiğe dönüştürüp Rojava devrimini ve Kobani'yi savunanlardan öğrenerek bir yola çıktılar. Gezi direnişi bu toprakların gördüğü en büyük direnişlerdendi ve o direnişte sokaklar yüz binlerce insan tarafından kuşatılmış ve kalıcı bir değişim, dönüşüm için sokağın gücünün ne kadar önemli olduğu gösterilmişti. Ve iktidar o kadar korktu ki Gezi'den, hala üzerinden 10 yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen Gezi'de Gezi deyip duruyor ve Gezi'yi sürekli diline doluyor. Ve ardından hemen Gezi direnişinde açığa çıkan birlikte mücadele etme zemini, yani bu topraklardaki bütün ezilen emekçilerin, halkların birlikte mücadele etme zemini, aynı zamanda sokakta mücadele ederek kazanma ihtimali, hatta yaşanan ortamın kendisini hatırlarsak bir çeşit devrimin göz kırpması sürecinden sonra Kobani sürecini yaşadık. Orta Doğu halklarının başına bela edilmiş IŞİD çeteleri Kobani halkının, Rojava halkının başına bela olmaya çalıştığında oradaki direnişin kendisi, aynı zamanda o direnişin kendisinin felsefesi, yaklaşımı, bütün halkların eşitlik içinde kardeşçe yaşayabileceği bir dünya tezahürünün, kadına özgürlükçü bir dünya tezahürünün orada somut bir şekilde hayata geçiyor olması, bütün bölgedeki egemenlerin ve emperyalistlerin korkulu rüyası oldu. 9 yıl önce bugün MİT-DAEŞ ortaklığıyla Amara Kültür Merkezi'nin bahçesinde bombalı saldırıyla katledilen 33'lerimizi saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyorum öncelikle. Onlar Kobani düşecek diye sevinç çığlıkları atan, zafer kutlamalarına hazırlanan faşist iktidara karşı bir kentin yaralarını sarmak, savaşa karşı internasyonel dayanışmayı büyütmek, halklarımızın onurunu yükseltmek için yönlerini Kobani'ye dönmüşlerdi. Böyle büyük bir dayanışma hareketi, böyle bir onur ve özgürlük hareketi örgütlemişlerdi. Ve bunun bedelini düşleriyle, ölümsüzlükleriyle de ödediler. Bu yolda yürümenin onurunu bize bu şekilde bıraktılar. Onların şahsında dün 12. yılını kutlayan Rojava devrimini, ölümsüzleri ve o devrimi ayakta tutanları şahsında selamlıyorum. Alnımızda dalgalanan bayraklar adına, bayraklarda yaşayan ölümsüzler adına, durmak yok bu koşuda, teslim olmak yok, ağıt yok dilim. Amara Kültür Merkezi'ne giden herkes bilir, o meşe ağacı gibidir bizim mücadelemiz. İnanılmaz kök salmıştır ve AKP, MHP faşist rejimini yenene kadar Suruç için adalet demeye, herkes için adalet demeye devam edeceğiz. Hiçbir düşün yarım kalmayacağını, hiçbir hesabın yarım kalmayacağını AKP ve MHP faşist rejimi bilmelidir. Bir kere daha mezar başlarında ant içiyoruz. Yaşasın devrim diyerek, yaşasın özgürlük diyerek büyüttüğümüz bu mücadelede onların düşlerine sahip çıkacağımıza ve asla yarım kalmayacağına bir kere daha yemin ediyoruz. Bunun ardından tam 9 yıl geçti. 9 yıl boyunca her sene, her senenin Temmuz ayında bir araya geliyoruz. Acımızla, öfkemizle bir araya geliyoruz. Yoldaşlarımız oraya giderken sırtlarında, çantalarında özgür dünya idealleriyle ve oyuncaklarıyla gitti. Devlet ve onun çeteleri öldürerek o çantalara el koymak istedi. Fakat bunu başaramadı. Her sene buraya gelen bizler, onlar, yüzler olarak bu çantaları sırtlarımıza taktık ve bu mücadeleyi
elimizden geldiği kadar sürdürmeye çalışıyoruz. Buradan devlet ve IŞİD çetelerine tekrardan seslenmek gerekirse, burada onlarca insanın ortaya koyduğu, bir yere geldiği durum bir iradedir. Bu irade teslim olunmayışının ve hesap sormanın iradesidir. Ve biz bu iradeyi her sene aynı ayda, aynı günde, aynı saatte göstermeye devam edeceğiz. Riyavan Riyame Roni rica ederim. Jibuy ku meruahiye biparezin, zaroka biparezin, revingin, xeyalet, vekri hevalin, suruci derkevtin re, jibuy va zarokan, ketin re hatin el suruci, em jibuy dere jibuy ku birhanin avan, ser salu eger avan, em iro lübe derine. Navê eğitim senê û şaxa Colemêrgî û hemsaziya Yeverêha Hemiyan silav dikim. Silêman rê hevalê me bû. Ev neh salberê neha ji bo hîviyê zarokan rê kevtin gelê sihdu hevalê dixwe. Çon ez Sûrûcê. Lê belê mixabin pê qetliyamekê bersiv da navê hereketa wan. Ser navê eğitim senê ez dîsa dibêjim em her gav em rêyawan dane. Em tu caran havalî dixwe bîrnaken em girêdayî kedawan û rêyawanên spas dikem bi hevhemî. Ez jî li ser şexsê mamoste Süleyman Aksu hemû jî ew her sihûdû hevalê wî jî şehîdên şoreşa rojava jî şehîdên Kurdistanê jî şehîdên tevahiyên azadiyê em bi rêzdarî em bi minnet em bi bîr tînin. Belê duh jî bi destpêka şoreşa rojava bû, yanî 12 tîrmehê 2012 da şoreşa rojava bi Kobanî ku meclisa gelan ve derê hatava kirin hatibû destpêkirin. Ev meclis çima hatibû hatibû ava kirin? Çimkî bi êrişekî bi gelekî zêde di ser bawerî û gelên vê derê hebûn. Wan jî milê parastinê da milê ku civakekî nû jiyanek nû ku were ava kirin, ev pengav veke demokratîk dan destpêkirin. Piştî vê rojê ew desthilatdarên faşîst yên Tirkiye çi digotin Kurd destkeftiyên xwe rojava de zêde bikin, hewceya em pêşiya vê em bigrin. Çi kirin? Bi îttifaq gel Daişe kirin. Çi kesê ku dê tevlî Daişe bibe, dihatin li ser xeta Tirkiye de derbas dibûn. Çi dem çek ji wan re lazim dibû, bi desthilatdara faşîst AKP MHP ji wan re çek dişan. Hek ku dixwastin bi hemû gel û baweriyên vê derê bi qirqirînê de derbas bikin. İşte mamoste Süleyman û ev hevalên wî ne ku piştî 7 Hizîranê 20 tîrmehê ketirê. Çawa ku şoreşa rojava dest pê kir, vê rojê şûndatir bi hemû qadên zanîngehê, hemû qadên jiyanê ev têkoşîn revebir. Ku mafê mirovahiyê li rojava were parastin, bi şoreşa rojava jî bigihije armanca xwe. Bi berxwedana geziyê da jî bi hevalên wî wan tevahiyan bi cihgirt, bi berxwedana destana Kobanî da jî cihgirtin. Îro destana Kobanî ve sadsalê da destanake bi geleke giringe. Ev destan parastina mafê mirovahiyê bû, ne ku bi parastina nasnameya gelê kurtine bû. Çi qas bi baweriyû nasnameyên ku îro roşhilata navîn dijin xwe didin jiyankirin, parastina wan tevahiyan bû. Îro bi hemû cîhan jî işte bi deyndarê ve destanê ne. Eger ew berxwedan nebûye, ev keda wan hevalê me nebûye, îro Daiş da ser bikeve, îro bi hemû cîhanê bi hemû mafê mirovahiyê da tehdît bike. Gelek baweri û nasnameya din jî di nava wan hevalê me da cih girtibû. İşte naxwazim bi gelên Kurdistanê û gelên Tirkiye xwe bigihijinin hevdû û bi têkoşîneke bi hev re birêve bibin. Dixwazim bi herkesê ji hevdû cuda bikin. Armancek jî ev bû. Bez wan çêkir dema ku çûn vê derê ev mirin dana bûn pêşiya xwe. Ne ku ku rêketine di derbasî wir de bizivirin. Bi civînê xwe de digotin em ê biherin ber ku mirin jî di vê rêda hebe. Bez mirinek rûmet e. Wisa nîqaş dikirin wan civînê xwe da. Derbasî vê derê bûn li bombe li destê Daişê bi piştgiriya desthilatdara AKP û MHP bombek hat teqandin, sihûsê hevalê me ji li vê derê şehîd ketin. Îro em mehkemê wan dinêrin, dadgehê dinêrin, ya ew fayîl nayên dadgeh kirin, malbatên me dadgeh dikin. Em vê jî şermezar dikin. Em hesaba vê komkujiyê jî em ê bipirsin. Her îdawiyê dabe jî
ده سال پش رابیجی چه سال پش رابیجی همه به حساب همه بپرسن بس همه چه بپرسن همه به هفرا بن همه یکی دیا خواه خورتر بکن همه به هفرا دید و تکوشین همه مازنتر بکن بر راه که یکی دی همه کارو خبات خواه همه بره و ببن بگلن ترکیه همه وارن به هفرا همه وار را به تکوشین همه مازن بکن همه بپرسن ای روژی هم دنیرن işte disajı şer ekwa lisan Rojava başure Kurdistan ile Türkiye zede dikin bazen ve bebejin nage hejin armanca kho ami bu tekoşin adı khodaji ami miras avan ami brani avan ami bidin jiyan kirin çi caran ne Süleyman Aksucu havaleme ne ji havale nu ne ji bir kirin hem mu bu kaden azadiyen ye Rojava kolan elme bekin ta khavan hatta ku khabate me tevahi andaji ye Kurdistan ji Türkiye ji ami wan bidin jiyan kirin وی ملت ملت وکیلین ما پاتی باز قانون ما دایکین ما یه داشتی همه خبات کارین ما یه تاتسته مزار سلیمان از خیر حاطن نواند کم خیر حاطن سه سری من سه چوبین من اما نه سال روز دو دانان از ای تمسته بی مزار سالا نهی سلیمانی شهید بوی سه و سه خشکو برای سلیمان بون اوجی خشکو برای سلیمان بون از وان بیدینم از چه جوانج بینو کم از روز دو دانانی تمسه بی مزاره از سلیمان نو بینم از عدالت اتخازم عدالتی بازه بوی عدالتی کتب نوخی عدالت چنینه از قاتل سلیمان اتخازم تک گلا من اوه قاتل سلیمان بهت قاشه من بیشته که سلیمان اب خطا کرم سلیمانی گوشته هون همه بگ بجی خیر هاتن سر روز عدالت ها کسک عدالت هم خیر هاتن سه سری من سه چوبین از گل بکنه خواهدیم همه Dediğiniz gibi bugün Suruç katliamının yıl dönümü. 2015'te aynen tam bugün de bu saatte Amara Kültür Merkezi'nde IŞİD çeteleri tarafından katledilen 33 tane gencin katliamın olduğu gün ve saati. Onlara dair bir basın açıklaması ve mezar anmaları yapacağız. Sadece mezar başında Türkiye ve Kürdistan'ın birçok kentinde 33'lerin mezarları başında anmalarımızı yapıyoruz. 33'leri anıyoruz, düş yolcularını anıyoruz. Ama ve minnet ve bihtinin bu hem division inşallah bu zava mesela bir kevi ve bir ve çabı az baş temin inşallah. Hem teva ve minnet ve bihtinin hem ferda fuat bervan da zavini. Düş yolcularını ama aynı zamanda bu şehirde Ahmet'te istasyon meydanında 5 Haziran'da bir büyük bir saldırı ve provokasyon sonucu hayatını kaybedenleri ve aynı zamanda da Ankara'da yar katliamında tarihlere dikkat edersek 5 Haziran 2015'ti. 7 Haziran seçiminden 2 gün önce Diyarbakır'da en büyük miting Halkların Demokratik Partisi'nin en büyük mitingiydi ki o mitinge yapılan büyük bir saldırıydı. O dönemde çözüm süreci vardı hatırlarsak 2015 yılında ve Halkların Demokratik Partisi barajı paramparça ederek kez bir parti kimliğiyle girmişti ve tam ondan önce bu sonuçta düş yolcularının canını alan saldırı çözüm sürecine süreci sona erdi. O zaman çözüm süreci eş anlamı vardı. Çözüm süreci demek barış demekti. Barış demek Kürt halkının haklarını elde etmesi demekti. 100 yıldır ona tanınmayan ayakları altına alınan, ihlal edilen bütün haklarını almasının kestirme adı barıştı. Bir başka adı da çözüm süreciydi.
Dolayısıyla Suruç'ta hayatını kaybeden insanların kanını dökmek demek, Kürt halkının haklarını elde etmesinin önüne geçiş son vermemiştir. Şimdi geldik 2024 yılı. Ne olmuş oldu? Burada yanımızda duran şu istasyon meydanında, ister Pirsus'ta, Suruç'ta, Amara Kültür Merkezi'nde, isterseniz Ankara'da Gar Meydanı'nda günahsız insanların canını alırsanız alın, siz bu halka diz çöktüremeyeceksiniz, bu halkın başını yere eğdiremeyeceksiniz, bu halkın kendini yönetme iradesini geçemeyeceksiniz. Tüm özgürlük ve sosyalizm mücadelesinde şehit düşenler için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Can ölümsüzlük adına durmak yok bu koşuda, teslim olmak yok, ağıt yok dilimizde, dizlerde titreme yok. Kaç güneş sönerse sönsün içimizde, hep aydınlıkta yakalayacağız ölümü. Ya şafak sökerken, ya güneş yükselirken, sizin sesiniz olup sizi aykıracağız. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız. Ve bugün yoldaşlar, aynı zamanda Veysel yoldaşımızın yani doğum günü, doğum gününde yaşamını yitirmiş, şehit düşmüş bir yoldaşımız. O yüzden pasta da keseceğiz. Yani ailemiz de zaten aramızda. Buradan da şeye geçeceğiz. Nazlı yoldaşım. Akın barakın, güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Özgün yanları var ama onları ortak bir potada birleştiren bir şey var. Onları şeyde de hani ifade ettik, Veysel yoldaşın anmasında da ifade ettik. O düş bizim de düşümüz. Yani Nazlı yoldaşımız Liceli bir ailenin evladı. 90'lı yıllarda biliyorsunuz yakılan, göçertilen köylerimiz çokça fazlaydı. Özellikle Liceli'de. Köyleri yakılan ailelerimizin bir evladı. Tabii aile daha sonra Kocaeli'ne taşınıyor. Kocaeli'nde hukuk okuyor. Hukuk öğrencisi. Yani zulme, haksızlıklara karşı durmanın bir kulvarı olarak oradan itirazını yükseltiyor. Ve ben artık her şeyin farkına vardım. İşte artık mücadele edeceğim diyor. Mesela bunları ifade ediyor. Yani Nazlı yoldaş da bu coğrafyanın bir evladı. Bu coğrafyanın evlatlarının ortak bir kaderi var ya, işte Nazlı yoldaş da bunu paylaşıyor. Bu adaletsizliği yerlere çalacağımız güne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle Nazlı yoldaş şahsında da bütün Suruç şehitlerini, Ahmet şehitlerini, Ankara Gar şehitlerini de anmış olalım. Onlara özgür, insanca yaşanılacak bir dünya yaratma borcumuz var. Biz bu liderlerin takipçisi olacağız. Size de yeniden buraya kadar.